Mayıs'ta tarihte ilk kez iki Amerikalı astronot özel bir şirkete ait bir araçla uzaya gönderildi. Daha önce 27 Mayıs'ta yapılacak sefer havadaki elektrik yükünün fazla olması sebebiyle 3 gün ertelenmişti. NASA astronotları Robert Becknell ve Douglas Hurley, SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla saatte 27 bin kilometre hıza ulaştı. Fırlatıldıktan 19 saat sonra 400 kilometre yükseklikteki Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Uluslararası Uzay İstasyonu, dünyanın etrafında 90 dakikada bir tur atıyor. Bu yüzden fırlatmayı doğru zamanda yapmazsanız, uzay istasyonu ile kenetlenmeyi başaramazsınız. Crew Dragon'un görev süresi 110 gün. Astronotlar görevlerinin tamamlanmasının ardından uzay istasyonundan ayrılacak ve tekrar dünyanın atmosferine doğru yola çıkacaklar. SpaceX sahibi Elon Musk bu projede ortalama 100 bin kişinin çalıştığını söylemiştir. Bu proje Amerika için hayati bir öneme sahip. Çünkü 2011 yılından bu yana bir astronotu uzaya göndermek için diğer ülkelere tam 80 milyon dolar ödüyorlardı. Artık buna gerek kalmayacak. Ayrıca yeniden kullanılabilir uzay araçlarının geliştirilmesiyle fırlatma roketleri tekrar dünyaya güvenli bir şekilde inecek ve yeniden kullanılabilecek.